Oyun Şef'e hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umuyorum. Tudumluğuna biraz ara verdiğimin farkındayım. Benim için dünyanın en güzel oyunlarından bir tanesi. Sizin için ne bilmiyorum. Ama sevenleriniz olduğunu biliyorum en azından birkaç tane de olsa. Canlı yayın yapamadığım bu haftada bol bol video sözü vermiştim. O yüzden seri seri video çekmeye devam ediyorum. Yarımşar saatten bazen 40 dakikada oluyor olsun. To the Moon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım hemen nerede kaldık? Evet. Bayağı aslında ortayı bitirdik, ortaya geçtik. Gidiyoruz. Niye buraya çıktınız ya? Saat. Ha, anları saat, tamam. Anıları saate yükleyeceğiz. Peki. Affedersiniz, saati susturmanız mümkün mü? Tik tak sesi geliyor. Rahatsız olsun diye yapıyor. O kadar kötü değil, idare ederim. Ha yok, hayır. Sorun değil, kurallarımıza uygun. Eğer sizi rahatsız eden başka bir şey daha varsa söyleyebilirsiniz. Ha, John buradaki görevliye söylüyor saati susturur musunuz diye. River'ı rahatsız ediyor diye. Teşekkürler. Bu evdeki saatler açıklıyorsam. Evet, bütün saatler durmuştu evde farkındaysanız. Saat tik takı aldık not olarak. Güzel. Burada bir konuşma var mı? Yok. O zaman şuraya bir tane daha anıyı da koyalım. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Bakalım onları nereden toplayacağız? Şurada bir şey var. Muhtemelen bir anı. Dondurulmuş bir oyuncak ornitorenk. Bu gaddarlık abidesinin bu kadar eski dayandığına inanamıyorum. Görünüşe göre iyi bakmışlar. Ama hayvanlar konusunda zevkli çok kötü bence de. Yani ornitorenk mi dondurursun? Gerçi hiçbir hayvan dondurulmamalı ama az daha sabır. Birazdan seni çağıracaklar. Ha, şuraya tıkladım. Bir anı daha verdi. Tamam. Yo, ben yanlış mı yorumluyorum şu anı işini? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Tamam, peki. İn bakalım aşağı. Bir konuşma yok. Şu tarafa gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Güzel. Tony Atwood. Bakalım neymiş. Evet, biri konuşsun. Biri konuşabilir mi? Hop, pardon. Şurada bir şey var. Yine aynı ornitorenk. Düz, ha, çantaymış. Düz kahverengi bir çanta. Peki, bunu da topladık. O zaman 5 anımız tamam. 5 anımız tamamsa bu bizi neye götürür? Tabii ki. Neydi bunun adı ya? Yadigar. Yadigar ne kadar zor bir kelime ya. İdeali 4'müş. Bakalım biz kaçta yapacağız. Şöyle yapsam bu ikisi döner. Hiç kafa yoramıyorum biliyor musunuz buna? Muhtemelen çapraz bir şey çıkacak 4'te de. Deneyelim mi? Bir dakika. Bu üçü kapanacak. 1. Ben bunu 4'te yapamam gibi geliyor. Yaptım. 1 2 3 4 yapabiliyormuşum. Genius olmaya gerek yok arkadaşlar. Evet. Yadigarı etkinleştir. Hadi gidiyoruz, zamanda daha da geriye. Ve bir sinema salonundayız. Çocukluğa geldik artık. Bakın. Artık hani yaşlıydı, orta yaşlı, olgun, genç, çocuk, bebek. Ya yani çocuk, hani bu da 13-15 yaşları falan herhalde. Pişt, bak. Biliyorum, biraz bir zamanlar bu saçmalığı izlemek için para vermiş. Hayır salak. Bak, zaman atladık. Tamam. Ha, zaman atladık derken ya yani çağı geçtik manasında, çocukluğuna geldik. Çok tatlı. Kutsal aşırı pişmiş makarna adına. Çocuk tek başına sinemada, tam bir ezik.
Sen de sinemaya hep tek başına gidersin. O farklı ama benim zevklerime uygun biri yok henüz. Yok ya. Hadi onu geçtim. Birisi nasıl bu saçmalığı sonuna kadar izleyebilir? John değil mi bu? Kıyamam. Ama River bir yerlerden çıkar bence. Bak sağına soluna bakıyor. İki yanında boş. A gidiyor. Oğlum dur. Film bitmedi daha. Vallahi gitti çocuk. Hem fiziksel hem metafiziksel açıdan berbat. Hadi gidelim. Ha doğru. Go. Burada bir şey var mı? Yok. Buradaki silüetler çıktı yerden çıkalım. Bizim ufaklık nereden çıktıysa oradan çıkalım. Aa bak buraya tek başına gelmiş kıyamam. Ne yapıyorsun lan? Bekle ben var bir emo ergenle konuşmamak. Dil bilgisi sevgili Watson. Kendine bak. Söylediğin şey tam bir cümle bile değil. Gidip yadigar bulmaya çalışalım biz. İki tane buldunuz bile salaktan. Tamam, emo ergenle konuşmuyorsun. Peki. Sinemanın kafeteryası. Bunlar yok oluyor. Ne yapıyorsun? Bu ortadan kaldırdığın üçüncü kişiydi. Nasıl üç iki ya? Kalıcı değiller sonuçta. Tamam, deneye deneye bakalım eksiltelim bunları. Sen de git. Sen de git. Muhtemelen bir tanesinden bir şey çıkacak. Bak şu bir kız bence. Tokası var. Değilmiş. Onları öldürterek ortadan kaldırmak bir şey değiştirmiyor biliyorsun değil mi? O zaman niye şikayetçisin? Ya bu kız yapıyorsa, bu kız böyle diyorsa vardır bir bildiği ya. Ben bunları bir ortadan kaldırayım. Bak burada bir... Hocam, hiçbir halta yaramadı gerçekten. Boşuna konuşmuyormuş yani. Önce bununla konuşalım. Poz mu veriyor? Tam kodaklık bir an. Kodak makineleri bildiniz mi? Milliyetçisin bakıyorum. Kodak nereden malıydı ya? Bilemedim. Alman diyeceğim ama bilemedim yani emin değilim. Atıyorum tamamen. Ona bir kız arkadaş oluşturacaktım. Ona bir kız arkadaş oluşturabilir miyiz Eva? Hayır tabii ki. Salak mısın be? Bu da silindi. Bak burası tamamen ıssız ve korkutucu oldu. Umarım mutlusundur. Bence iyi. Aa. Bir şey oldu. Bir şeyler ters gidiyor bence şu an. Hey Joe, vakit harcama da onu rahat bırak. Tamam. O zaman şunun yanına gidelim. Ay bir ürperdim. Pekala, burada bir şey yok. Bundan nefret ederim ama galiba yine onu konuşturmam gerekecek. Tamamen senindir. En azından bu kez zeytin yok. Bence de bızdık yani. Konuş bakalım. John, Johnny Bravo, seni Bravo. Evet. Ah River. Aynı salonda mıydınız siz? River. Bunca zamandır içeride miydin? Seni girişte bekledim ama gelmediğini düşündüm. Neden çıktın? Film beraber izliyoruz sanmıştım. River'ı kes, kendi kendine duygusal arkadaşlar. Ne? Bunu sorması gereken benim. Ne demek istiyorsun? Filmi beraber izliyorduk ama sonra çıktın. Filmi beraber izlemiyorduk. Senin nerede olduğunu bile bilmiyordum. Eğer içeride gördüysen neden gelip beni bulmadın? Ne fark edecek ki? Aynı filmi aynı odada izliyorduk. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir kız arkadaşım vardı. Yani aşırı mantıksal, olaylara tamamen mantık çerçevesinden bakan aynı River gibi. Hani beraber film izleme eylemi nasıldır? Yan yana oturursun, filmle ilgili sohbet edersin, işte aynı tepkiyi aynı anda verirsin. İşte korku filmi ise a yaparsın, sarılırsın. Efendime söyleyeyim bir kahkaha, şey komik bir filmse birlikte gülersin, aynı espriyi yakalamaya çalışırsın. Budur değil mi? Yani bu illa kız arkadaşın olmak zorunda değil. Herhangi bir arkadaşın, annen baban da olabilir. Aynı anda aynı tepkiyi verip üzerine konuşabilmektir beraber film izlemek. Mesela o da, o kız arkadaşın da aynı River gibi beraber film izlemek kavramını işte aynı salonda aynı filmi izlemekten ibaret olarak düşünüyordu.
Hala benim için çok değerlidir, o ayrı. Ama yeri gelmişken analım. Sessizlik. Beyler, guys. Ne gülüyorsun be? Sorun ne? Sen çok garipsin. Bence de çok garip. Ben anlayabiliyorum seni John. John'u şu an anlayabiliyorum. Artık filmi beraber izlemek istemiyor musun? Bak bir de üste çıkıyor. Bir de üste çıkıyor işte kız milleti. Film bitmeden tekrar gelirim. Hadi girin bakalım. Bu sefer yan yana oturun ama. Dangalaklar. Hadi biz de gidemiyoruz. Zekice bir yorum yapma. Yap bakalım. Senden çok zeki bir yorum çıkmaz ama umarım da seyahat aracımız içeride olsun. Hadi. Ya şuradan girelim. Bir anı daha geldi. 5'te 5. Tamam, o zaman şeyi bulacağız. Aa işte bak, seyahat aracı bu. Ornitorenk. Yadigar. Bak yan yana oturmuşlar. Aferin gençlere. Hazırla. 5. İdeali 5'miş yine. Bir. Yine ben bununla başlamayı düşünüyorum. 2, 3, 4, 5. Bununla övünmüyorum. Kolay. Etkinleştir, Ornitorenk'ten gidelim. Sevmeye mi başladın? Bu şey değil mi ya? Pokemon'daki Psyduck değil mi? Psyduck. Yalnız kalmış çünkü ama yalnız kalmış çünkü. Ama dur bir dakika. Artık o çağın ortasına geldik. Giderek en küçük haline doğru döneceğiz. Nikolas, hadi dostum, biraz da ahem. Ahem, gerçekten ahem. Oraları geçtiniz, tamam. Olay o değil. Bak, belki de bu pek iyi bir fikir değildi. Yapma. Ne olabilir ki en fazla? Bir düşünsene. En kötü ihtimal sana hayır der. Başını dik yürümeye devam edersin. Kimse anlamaz ve senin karizma olduğunu düşünürler. Peki ya birini anlatırsa? Ya da bana bağırırsa? Küçük bir korkak olma. Bak, Watts bağırıyor yukarının. Ya evet deyip hayırı kastederse? Şşş, canını sıkma. Kim öyle bir şey yapar ki? Peki ya suratıma bir ansiklopedi fırlatırsa? Bir kaskım bile yok. Aman tanrım, ben buna hiç hazır değilim. Dostum, dostum, panik yapma. Şimdi kendini toparla ve küçük bir korkak olmayı bırak. İşte söyle şuna. Her şey yolunda gidecek. Hadi dön arkanı. Tamam. River orada merdivende oturuyor. Bak, yanında da ornitorenk var. Hey, ne yap? İttirdin mi, ne yaptın? İttirdi galiba değil mi? Bak nasıl kaçıyor bak. Piçe bak. Ehem. Merhaba. Merhaba tatlı kız. River bir pas ver ya. Merhaba. Beni duyuyor musun? Could you hear me? Evet. O zaman cevap versene. Bak gene gıcık. Gene gıcık. Da bu kadar kendi gıcıkmış. Kocaman olunca gene gıcıkmış. O ne güzel bir ornitorenk öyle. Kesin çok güzel bir ornitorenk. Ne okuyorsun? Kitap. Ornitorenkler hakkında mı? Hayır. O ben şey, bu harika. Watts gülüyor bak şu an. Hey, deniz fenerleri. Ne? Ne? Ülkede tam olarak 16 tane ikinci derece Fresnel mercekli deniz feneri kaldı. 9 tanesi kıyıda bulunuyor. Bir tanesi ise tarihi bir gaz lambalı deniz fenerinden restore edildi. Oo, okuduğun şey bununla mı ilgili? Yani cevap yok. Peki bir ara beraber film izlemek ister misin? Kitabı indirdi. Bilmem. Bak, sorun değil. Düşünmen için zaman veririm. Yapamam. Neden? Tarih veya saat belli değil. Gene mantık. Gene mantık bak. İnanılmaz benziyor. Az önce bahsettiğim konu. Eski kız arkadaşım. İnanılmaz benziyor.
Oraya odaklandım, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu cumartesi saat 8'e ne dersin? Hayır diyecek bak şimdi. Cevap vermiyor. Allah'ım çıldırırsın değil mi? Yani ornitoringi al kafasına at. Kız bir konuş, Allah sız. Eva, sanırım sistem dondu. Evet dedi bak. Harika, bir de seviniyor. Ha neyse. Detayları sonra mı konuşuruz? Hangi detaylar değil mi? Ahri vıra. Gene cevap yok bak. Gene cevap yok. Ben en iyisi gideyim. Bence git. Oğlum orada anlamalıydın bak. Tam o merdivenin başında anlamalıydın. Bu River'dan bir halt olmayacağını. Ne kadar tuhaf bir konuşma olduğu hakkında söylenip durmamı mı bekliyorsun? Bak o da cevap vermiyor. Beklentilerini tatmin etmeyeceğim. Üstüne gitme. Daha bir çocukmuş. Bunu en çok senin anlaman gerekiyor. Bu ne demek şimdi? Kapa çeneni de yürü. Bana kapa çeneni deyip durma. Ama kapa çeneni sen de yani. Tamam oyun. Galiba eğer bu şeye doğru açıdan bakarsan. Yo hayır en iyisi boş ver. Peki. Oğlum bırak o kızı. Orada ne yapıyordun öyle? Ne? Çıkma teklif ettim. Yo, resmen içler acısıydı. Bence de içler acısıydı. Yani bu kadar cevap vermeyen, bu kadar yarım ağızlı konuşan bir kıza asla. Doğrudan önüne atlayıp lafa girerdim. Hey sen, çıkalım. Ben, sen, hemen. Korkunç. Daha iyi olur. O da doğru. Tamam, sen de haklısın. Peki. Peki suratına bir ansiklopedi fırlattı mı? Ha? Fırlattı mı? Kapa çeneni dostum. Bak insanlara kapa çeneni diyen tek kişi ben değilim. Ve aniden sevildiğimi hissettim. Bu nüktedanlıklar çok hoşuma gidiyor. Tam aynı cümle. Geç 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 geç. Resim dersi. Hocam. Leonardo da Vinci yumurta çizerek yetinmiştir. Variller de çok büyük yumurtalar gibidir. Böylece hepiniz çok büyük Da Vinci'ler olacaksınız. Abi olursunuz aha kesin. John, sevgili tanrım. Bana bu aptal dersi aldırdığına inanamıyorum. Yapma ama çok zevkli. Eğer çizmeyi becerebiliyorsan. Alıştırma yaptıkça daha iyi olursun. Ya tabii bu dersten sonra bir daha elime fırça almayacağım. Resim yapmak iyidir ya ben de çok severim. Şikayet etme eminim bir gün hoşuna gitmeye başlayacaktır. Sen kimsin? Müdür. Hocam. Çıkalım. Bir dakika oraya gitmeden önce buralara girebiliyor muyuz? Kim söylemek ister? Neyi? Ben söylerim hocam. Hocam ben söyleyeyim. Ben söyleyeceğim. Cevap 4 hocam. Pekala. River, neden sen cevap vermiyorsun? Cevabı bildiğini biliyorum. Bence de biliyordur. Şey çünkü tam bu Harry Potter'daki Hermione değil mi? Gıcık, bilgili, ukala ve şey zeki. 3 Ağustos 1942'de Palos de la Frontera adlı İspanyol şehrinden demir almış ki bu şehir 1322 yılında kurulmuştur ve 14 yaşındaki Alvar Parez de Guzman'a verilmek üzere. Tamam. Sadece tarihi sormuştum. Gıcık, gıcık Allah seni kahretmesin gıcık. Gıcık. Sen işte leblebiyi soruyorsun, Çorum'un tarihini anlatıyor. Yüce Tanrım, onun durumunu taşıyan herkesin böyle sağlam hafızası var mıdır? Sayılmaz ama sanıyorum ki ezber yetenekleri gayet kuvvetli oluyor. Hocam bu kız gıcık. Ona 5 verin, 10 verin, 100 verin. Ne veriyorsanız verin. Üf çok gidecek yer var. Beyler. Bu tarafa geliyor. Kopya mı çekiyorsunuz? Alt tap. Not alındı. Alt tap ne ya? Bir dakika. Hayat kurtarıcı. Anlayanlar beğendi bile. Hadi bakalım. Daha başka bir şey var mı? Yok. Alt F4. Güzel, güzel.
Güzel espriler. Ama o dönemde yoktu bence bunlar yani. Kilitli. Ne kafeterya, sadece öğle saati açık. Bizim şu an saatle pek bir işimiz yok. E tamam, ben çıkıyorum o zaman buradan. Bahçeye geldik. Şimdilik bu kadar. Siz şampiyonlara sonra bahçeye gelmedik. Spor salonuna geldik. Bir salon. Burayı daha sonra kullanabiliriz. Bu sağ çizgilerin onun hafızasında dikdörtgen olarak kaldığına inanamıyorum. Nasıl yani? Ne olacaktı basket sahası? Kare mi olsun oğlum? Dikdörtgen olacak. Aha. Normal ya. Ha, şeyleri diyor. Şunları diyor. Tamam, yani bunların kare olması saçma. Bunlar yuvarlaktır çünkü. Şurası da şöyle kavisli gelir arkadaşlar. Tamam, sen kazandın. Yaşasın. Bu da ben gibi yaşasın diyor. Buradan da alacağımızı aldık. Sanırım bir tane daha anı bulacağız. Sonra herhalde yine Ornitorenk'e gideceğiz gibi düşünüyorum. Resim atölyesine tekrar gidelim. Ya da şunlarla bir konuşalım. Yok, yine aynı diyalog. Aa, yukarıda River'la konuşabiliriz. Belki de. Bu hala varilde. Çık bakalım, yukarıda bir şey var mı? River işte. Değil. Yukarı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Gözümüzden kaçan bir şeyler olmalı. Bu Leonardo da Vinci diyor hala. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bu odada kesinlikle yok. Tamam. Şu yol bir yere gidiyor mu? Hayır. Sınıfa tekrar girelim. Hocam, hocada bir şey yok. Saat. Arkalarda. Neyi kaçırıyorum? Bir şeyi gözden kaçırıyor olmak zorundayım. Aa, burası açıldı galiba. Aa, açılmış. Süper. Kafeterya. Burada bu hayaletleri elleyemiyoruz. Şey bu, yadigar bu belli ki. Evet, eşsiz bir kız ama eşsiz bir şekilde sıkıcı. Sıkıcı değil de, yani sıkıcı değildir öyle insanlar ama gıcıktır. Yani şuna bir baksana. Emin olun, öyle insanların da anlatacak çok hikayeler oluyor arkadaşlar. O tuhaf eskimiş ördek oyuncağıyla bütün gün orada tek başına oturuyor. Eski bir ördek değil o, bir ornitorenk. Ornitorenk ne ki? Kelime uydurmayı bırak. Her neyse, o kız çok kapanık, anladın mı? Sanki tamamen farklı bir gezegenden falan gibi. Evet, harika değil mi? Onu da çeken o. Uzaylı ya da o çeşitli şeylere ilgi duyuyorsan ben duyuyorum. İyi de peki, tuhaf olmak istiyorsan neden gidip emolarla ya da gotlarla takılmıyorsun? Oğlum, sizin gençliğiniz hangi yıla tekabül ediyor ya? Yani emo dediğin benim küçüklüğüm. Yani ben değilim tabii de, benim lise dönemimde ortalık emo doluydu, got doluydu arkadaşlar. Gotik kızlar, emo kızlar, emo erkekler, yani o şimdi emo ne diye bir şey yok. Emo diye bir şey kalmadı mesela. Sene 2002, 2003, 2004, 2005. O yıllarda, o 3-4 yıl boyunca inanılmaz bir emo akımı vardı. Emotional. Duygusal ergenler. Bir de onların çok çirkin tarzları vardı. Yazın Google'a da görün, anlatmayayım. Onlara isim takmış olmamız da birçok şeyi açıklıyor. Bak Nick. Bak Nick, ben sadece aynı tip insanların olduğu bir toplulukta aynı tip biri olmak istemiyorum. Wow. Peki o kızla beraber olman kimliğini nasıl değiştirecek ki? Yani utangaç bir kızla gezen sıradan bir erkek olacaksın. O sadece utangaç değil Nick. Onda değişik bir şeyler var. Ornitorenk var. Daha ne kadar değişik olsun? Değişik olmak her zaman iyi değildir. Bunu biliyorsun. Onun değişik olmayı istediğini bile bilmiyorsun ki. Belki o da herkes gibi insanların arasında karışmayı istiyordur. Ve eğer öyleyse onu diğer tarafa itmenin bir faydası olmaz, değil mi? Bak Nick, önemli olan benim ne istediğim. Ve o kız buna sahip. Yani onun kendisini değil, sahip olduğu şeyi istiyorsun. Bu yaşta da bu felsefe, maşallah.
Maşallah bu kadar algınızın açık olması. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Biliyorum. Bok biliyorsun. Bence de yanılıyorsun. Herkesin özel bir yanı vardır. Hadi bakalım. Bunlar büyük annenin lafları. Evet yani sanki 70 yaşındasınız. Konuşmaları kes. Oynat Uğurcuğum. Ne yani? Bu herif insanları kullanan bir züppe mi? Bu çok huzur bozucu. Ne alakası var oğlum? Rosalind de katılıyor buna. Vay. Herkes şerefsizdir. Sevgili liseliler, söz size. Yani ekibe hoş geldin. Yoksa kayalıkta ona söylediği şey bu muydu? Hop flashback. Galiba. Anlaşılan sonra kafayı oynattı ve o garip tavşanları yapmaya başladı. Ama bu itirafı kim bilir ne kadar önce yapmıştı. Kız iyi kin tutuyor demek ki. Yani John bir şerefsiz mi çıktı arkadaşlar? Bir şey eksik. Benim de aklıma yatmadı. O zaman gidip bir şapka tak Sherlock. Hadi galiba pasaportumuz masanın önünde duruyor. Ama bir anı eksik. Ben mi yapsam? Gerek yok, böyle iyi. Zaten yapamayacaksın. Bir anımız eksik çünkü gençler. Saçları beyazladığında bile bu çocuğun piyano taşımak için yardıma geldiğini görmek kıskandırıcı. Keşke ben de çocukluk arkadaşlarına irtibat halinde... Evet ya, bende de hiç kalmadı o. Hiçbir çocukluk arkadaşımla, okul arkadaşımla görüşmüyorum yani. Öyle bir kopmak ki... Hepsi bir yana liseyle tanışmış olmaları kayda değer. Ha burası liseymiş. Az önce söyledi ya. Bugünlerde bu tür ilişkiler bir aydan fazla sürmüyor. Seni bilmem ama benimkiler rüzgar gibi esiyordu. Öyle mi? Direkt pencereden dışarı esiyordu. Şimdi oldu. Hop bir anında bağlantısı daha. Bu şey benim zihnimde olduğu gibi onunkinde de büyük bir yara açmış olmalı. Gidelim. Cümle güzel. Bu şeyle her karşılaştığında beleş bir anı bağlantısı almak hoşuma gidiyor diyor. Of cevizler aşkına. Kame. Ne diyorsun oğlum? Hiç hoş değil Eva. Kimse asla kamehameha yapan birini engelleyemez. Kamehameha ne ya acaba? Hazırla. Hazırla yadigarı. 8 seferde yapalım hadi. 6. Gene aynı taktiği uygulayayım mı? Yap bakalım. 1. 2. 3. Gene oldu. 4. 5. Ve 6. İlkini çapraz atınca gerisi geliyor. Tamam çözdük. Evet gidiyor muyuz gençler? Etkinleştir daha ne yapacağım etkinleştirmeyip hadi. Hadi go. Ver go'yu gidelim. Bak burada artık şey yavaşladı fark ettiniz mi? Hani direkt çağ 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 atlamıyor da daha böyle ki aynı çağın içinde o lise çağın içinde küçük küçük zıplamalarla. Gençliğe biraz daha odaklanıyoruz yani. İlk yıllar yaşlılık yılı çok hızlı geçmişti. Ben okula gidiyorum anne. Güle güle Joey. Benim minik oğlum çok hızlı büyüyor. Yürü git lan hadi. Dersine çalış. Eşkıya seni. İşin gücün River. Gerçi daha River'la tanışmadım. Neyse tanışırsın. Ya bir kız olsaydı yine dedesinin ismiyle mi çağıracaktı onu? Joey. Bence o kadar kötü olmazdı. A ile bitiyor neticede. Joey. 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 Julie. Çok hoş. Kıskandın mı? Çok kıskandım. Peki. 30 dakika oldu. Burada keselim bu bölümü. Sonraki bölümümüzde, sonraki YouTube bölümümüzde kaldığımız yerden devam ederiz. Hop, yanlış yere kaydettim değil mi? Bir dakika. Neyse biz biri de bir daha kaydediyorum. Birden devam edeceğiz. Sürekli birden devam ediyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Esen kalın.